Merhabalar değerli izleyenler, bir haftanın sohbeti programında daha sizlerle birlikteyiz ve bu haftanın sohbetinde de malumunuz o güncel konuyu ayakta tutmaya, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önünüze getirmeye değil ama bu soruna çözüm bulmak babında tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomi. Ekonomi her ne kadar o tencerede ısınsa da cepleri daha fazla yakıyor. İşte tam da bu noktada son zamanlarda bir asgari ücret tartışması var. Belki de millet %25'lere alıştırılmaya gayret ediliyor. Biz biraz da bu konunun üzerinde duracağız. Değerli stüdyo konuklarım, ilk bölüm konuklarım hemen tanıtmak istiyorum. Değerli araştırmacı yazarlar Kerim Aktağcır ve Murat Çabaz bizlerle birlikte olan isimler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen Sayın Çabaz'la başlıyorum. Programımızın da bir geleneği olarak Sayın Çabaz, asgari ücrete ilişkin rakamlar var ve bu rakamlara baktıkça pek çok şey söylemek mümkün. Ama hani asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayıyla başlayan bir mesai çerçevesinde Aralık ayında artık bu işin kopma noktasına geldi ve rakamın belirlenecek olduğu bir ay olarak karşımızda duruyor. Kasım'dayız ve takvim yapraklarından dökülür gibi günler geçiyor. İşte tam da bu noktada her ne kadar enflasyon %44 olarak açıklansa da hedef daha farklı ifade edilse de, yabancı basında daha üst rakamlar telaffuz edilse de, bir %25 söylentisiyle beraber TÜİK rakamlarıyla harmanlanıp asgari ücretin ifade edilmesi konuşuluyor. Acaba kamuoyu alıştırılmaya mı gayret ediliyor? Gerçekten %20 ile %25 arasında bir rakam karşımızda olabilir mi? Ve olursa ne olur? Öncelikle programımızın sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'i rahmetle özlemle anıyoruz. Tabii dün 10 Kasım'dı. Pazar gününe denk geldiği için tabii bir programda bunu ifade edememiştik ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü. Kendisini rahmetle, saygıyla, minnetle, özlemle anıyoruz. Ve bize gerçekten hani kendisi ifade ediyor. Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Cumhuriyet onun en büyük emaneti. Bizler de nefesimiz efendim el verdiği müddetçe, can bu bedende olduğu müddetçe onun cumhuriyetini, onun bize emanetlerini korumaya söz veriyoruz ve bu mücadeleyi vereceğiz. Bu noktada tabii sadece hani atam izinde izlemekle de bu iş olmuyor. Birileri atam izinde izleyip Atatürk'ün ilkelerinden ciddi manada saptılar. O yüzden madem atamızın izindeyiz, o zaman onun bütün devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, bütün o efendim ilkelerine, cumhuriyetine, tam bağımsızlık düşüncesine sahip çıkmamız gerekiyor. O manda ve himaye kabul edilmez diyordu. Bu anlayışı, bu duruşu aynen devam ettirmemiz gerekiyordu. O milli bir iktisat anlayışı ortaya koydu. Milli bir ekonomi hayata geçirmek noktasında adımlar atmamız gerekiyor. Gerçekten Atatürkçüysek, gerçekten Atatürk'ü seviyorsak. Atatürk'e vefa göstermeyenlere de bir şey demiyoruz. Onlar maalesef Atatürk'ün efendim cumhuriyetinde, Atatürk'ün ülkesinde, Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşlarda vefasızlık örneklerini göstermeye devam ediyorlar. Atatürk son derece vefalı bir insandı. Ona en güzel vefa yakışır. Bizim ona vefa göstermemiz yakışır. Bunu da ifade etmemiz lazım. Şimdi tabii ekonomi her zaman ifade ediyoruz. Belki birçok gündemde konuşabileceğimiz konu var ama bütün o problemlerin temelinde de aslında ekonomideki kötü gidişat var. Yani ekonomiyi siz düzeltmediğiniz müddetçe eğitimi düzeltemiyorsunuz, sağlığı düzeltemiyorsunuz. Diğer hiçbir toplumsal olayları çözemiyorsunuz. Yani olayın temelinde aslında ekonomi var. Eğitime ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok sorun da çözersiniz. Ama yatırım için para gerekiyor. Yatırım için imkan gerekiyor. Efendim onun o genç beyinleri kullanabileceğimiz sahalar gerekiyor. Onların önünü açmamız gerekiyor. Ne kadar açabilirsek, ne kadar imkan sunabilirsek o derece verim alırız. O yüzden işin temelinde ekonomi var. Bunu ifade etmemiz lazım. Şimdi bakıyoruz ekonomide çok ilginç bir tablo var. Yani insanlar iş arıyor, iş bulamıyor, işsizlik var. Yani işsizlik Türkiye'nin en büyük kangren konulardan bir tanesi. Adam iş buldu. Şimdi bizim enteresan kademe kademe yani. İş bulamıyor, milyonlarca insan iş sırasında bekliyor. İş buldu, açlık sınırında maaşa talim ediyor, geçinemiyor. Çalıştı yıllarca, her şeye rağmen çalıştı, emekli oldu. Yine açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor. Yani insanımız
doğumundan ölümüne kadar her kademede yokluğa mahkum ediliyor. İşte böyle bir ekonomi politikası olmaz. Buna ekonomi politikası denmez. Madem sosyal devletiz biz, anayasamızda bu ifade ediliyor, o zaman ona uygun ekonomi politikalarını hayata geçirmemiz gerekiyor. İşsizliğimiz iş bulması gerekiyor, çalışanımız geçinmesi gerekiyor, emeklimiz baş tacı edilmesi gerekiyor. Olması gereken bu. Üçü de yok. Her kademede insanımız mağdur. Ve bu ülkeyi yönetenler de siyasette diyor ki biz yönetiyoruz. Neresini yönetiyorsunuz? Kimi yönetiyorsunuz? Hangi problemi çözüyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde Bağımsız Ülke Partisi'nin Sayın Hüseyin Baş'ın bir mesajı vardı. Yani yönetiyorsanız bir şey yapıyorsunuz demektir. Eğer siz efendim birçok yanlışlar yapıp ardından bunun faturasını vergi olarak vatandaşa kesiyorsanız siz ne yapıyorsunuz? Yani ne üretiyorsunuz? Ne çalışıyorsunuz? Ne yapabiliyorsunuz? Hiçbir şey. Dolayısıyla bugün sadece hani vatandaşın alın terini heba eden bir hükümet anlayışı, bir siyaset anlayışı var. Bu şekilde ülke ileriye gitmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletini milletine hizmetkar kıldı. Devlet milletin hizmetkarıdır. Devleti yönetenler, devletin bütün bürokratları milletin hizmetkarıdır. Efendi kimdir? Millettir. Hizmet edilecek olan kimdir? Baştakiler değil, bürokratlar değil. Hizmet edilecek olan millettir. Dolayısıyla kim hizmetçi, kim hizmet edilmesi gereken bunlar net olarak ifade edilmesi lazım. Millet gerçek efendidir bu ülkede. O yüzden cumhuriyettir. O yüzden millet egemenliğine dayalıdır. Ama maalesef ekonomi politikası millet egemenliğine hitap etmiyor. Gerçek cumhuriyeti ortaya koymuyor. Cumhuriyetsen vatandaş geçinmesi gerekiyor. Cumhuriyetsen işsiz iş bulması gerekiyor. Açsız aş bulması gerekiyor. Efendim sağlık 40 gün sonraya, 2 ay sonraya, 8 ay sonraya gün almaması gerekiyor. Bugün tedavi olması gerekiyor. Yani cumhuriyetse budur. Millet egemenliği ise budur. Ama maalesef birileri efendi, millet köle durumuna düşmüş vaziyette. Böyle bir manzaramız var. Şimdi bakıyoruz geldiğimiz noktada. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. İki gün önce de Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon tahminlerini değiştirdi. Şimdi bunlar hepsi aslında birbiriyle iç içe olan konular. Bakın işsizlik rakamlarında TÜİK'in verilerinde işsizliğin tek hane olduğunu görüyoruz. %8.6, 3 milyon 100 bin işsizimiz var diyor. Ama TÜİK, aynı TÜİK bir veri daha açıklıyor. Atıl iş gücü. Şimdi atıl iş gücünü açıklayan da TÜİK, işsizlik oranını açıklayan da TÜİK. Atıl iş gücü ne demek? Yani okuyalım. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü. Yani potansiyel iş gücü ama işsiz anlamında söylüyor. İşsizlerden oluşan atıl iş gücü toplamı %25.6. Şimdi gerçek işsizimiz bizim şu anda TÜİK'in verilerine göre atıl iş gücü %25.6. Ve TÜİK bu atıl iş gücünü açıkladığından bu yana zaten mecburen açıklamak zorunda kaldı. Çünkü kamuoyunda ciddi tepkiler oluşunca resmi işsizliğe bunu da açıklamak zorunda kaldı. Fakat rakamsal olarak oransal açıklıyor ama sayısını açıklamıyor. Bu açıklamayı da biz nereden görüyoruz? DİSKAR'dan görüyoruz. Yani bir sendikanın, bir konfederasyonun çalışmasından görüyoruz. TÜİK'in verilerine göre. Bakın neymiş bunun rakamsal karşılığı, sayı karşılığı? 10 milyon 271 bin kişi. Yani TÜİK'in atıl iş gücü dediği işsiz sayısı, geniş tanımlı işsizlik bu, %25.6 oranında 10 milyon 271 bin vatandaşımızı tekabül ediyor. Her zaman yine bu işsizlik konuları gündeme geldiğinde altını çiziyoruz. Türkiye'de iş gücü de çok, iş gücüne katılım oranı da çok düşük. Gerçeğe yansıtmıyor. Yani %54.4. Ya Almanya'da bu oran %80. Yani bir taraftan diyoruz ki Almanya bizi kıskanıyor. Bir taraftan adamlarda iş gücüne katılım %80. Biz de %54.4. Yani bizim aslında atıl iş gücünün üzerine bir de ısrarla iş gücüne dahil etmediğimiz milyonlar da var. Onları da ilave ettiğimizde Türkiye'de işsizlik çok büyük bir problem. Ve maalesef her zaman yine altını çiziyoruz. Bizim istatistik verilerimiz ekonomik sorunları teşhis etmiyor. Halbuki istatistikler bunun için ortaya konur. Bizim istatistik verilerimiz maalesef bugün hükümet ne olarak kullanıyor? Gerçeklerin üstünü örtmek için kullanıyor. Yani oranlarla biz gerçekleri örtüyoruz aslında.
Peki problem çözülüyor mu? Çözülmüyor. Problem daha da kangren hale geliyor. Vatandaş daha da mağdur olmaya devam ediyor. Yeri gelmişken yine altını çizelim. Bizdeki enflasyon verileri fiyat artışlarıyla alakalı değil. Çok garip değil mi? Enflasyon nedir? Fiyatlardaki artıştır. Ama Türkiye'de açıklanan enflasyon verileri fiyat artışlarıyla alakalı değil. Bizdeki işsizlik verileri de iflaslarla, işten çıkarılanlarla, gerçek işsizlerle alakalı değil. Yani böyle çok garip bir manzaramız var. İşin realitesinden bahsediyoruz. Şimdi dönelim. Bakın hani dedik, işsizler iş bulamıyor. Atıl iş gücü halısının altına süpürülüyor habire. Bakın DİSKAL bir rakam daha açıklıyor, onu da ifade edelim. Şimdi Eylül 2022'de TÜİK'in verilerine göre dar tanımlı işsizlik %10.1'den %8.6'ya düşmüş. Atıl iş gücü ise %20.3'den %25.6'ya çıkmış. Bu da neyi gösteriyor? İşsizler ordusu atıl iş gücü halısının altına süpürülüyor. Bunu gösteriyor. Peki işsizlerimiz durumu bu. İşsizler iş bulamıyor. İşsiz olduğunu da kabul ettiremiyor şu anda. Yani ben işsizim diyemiyor. Veya resmi olarak işsiz olarak kabul edilmiyor. Böyle enteresan bir tablo var. Peki çalışanlar? Şimdi çalışanlar da sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sene yeni bir şey çıktı. Yeni bir moda çıktı. O da ne? Beklenen enflasyona göre zam. Beklenen enflasyon. IMF bunu söylüyor. Standard & Poor's bunu söylüyor. Bir ara Fatih Karahan da bunu söyler gibi oldu Washington'da. Sonra dedi ki ben bunu söylemedim dedi. Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla dedi ki ben dedi efendim bunu yalanlıyorum dedi. Ben herhangi bir tavsiyede bulunmadım dedi. Halbuki bütün ajanslara bu düştü. Neyse biz bir şey demiyoruz. Yani söyledi söylemedi bizi de ilgilendirmiyor. Ama IMF ve Standard & Poor's'un rakamları %25 %30. Bazı hükümet yetkilileri de bunları dillendirdi. Yani beklenen enflasyona göre zam belirlenmesi lazım dedi. Bakın neymiş beklenen enflasyon? Önceki rakamları söylüyorum. OVP'ye göre, orta vadeli programa göre %17,5 2025. Yıl sonu 2025'e göre çünkü zam yapalım diyorlar. Merkez Bankası'na göre %14'tü. Onu işte değiştirdi. Bu yıl sonu da Merkez Bankası tahmini %44'e çıkardı. Bakın Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu tahmini %38'di. %44'e çıkardı. 6 puan artırdı. Bir ayda 6 puan artırıyor bakın. Geçen aya göre bu ayki rakamını 6 puan artırıyor. Yıl sonu 2025 yıl sonu tahminini de %14'ten %21'e çıkartıyor. 7 puan artırıyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki beklenen enflasyon tahminleri yanlış. Yani hesaplar tutmuyor. Hesaplarda büyük bir sapma var. Ve yıllardır AKP iktidar döneminde de hiçbir zaman bu tahminler tutmadı. Şimdi o zaman beklenen enflasyonda hep hesaplar hep şaşıyorsa, hep sapıyorsa ve bu sapma 7 puan, 6 puan gibi bir ayda bakın bir sapmaysa soru şu, bu büyük bir adaletsizlik değil mi? Evet. Yani sen kafana göre bir rakam belirliyorsun, onu da durmadan değiştiriyorsun, yukarı yönü revize ediyorsun, diyorsun ki buna göre maaş belirleyeceğim diyorsun. Ya bu büyük bir adaletsizliktir ya. Şimdi bir diğer konu da bakın, burada dikkatimizi çeken konu şu. Daha önce geçen sene biz neyi tartışıyorduk? Geçen sene 2024 1 Ocak itibariyle asgari ücreti konuşurken Aralık ayı boyunca ENAG'ın verisi şu, TÜİK'in verisi şu. O konuşmalar, o tartışmalar, o gündem TÜİK'in verisine göre zam yapacak olan hükümeti ya da hani işveren, işçi, o asgari ücret komisyonunu neye zorluyordu? Bir tık üstüne zorluyordu. Yani %40 ise enflasyon, %45 zam yapılıyordu, %50 zam yapılıyordu. Şimdi ne oldu? Bir anda yeni bir tartışma başlattılar. Beklenen enflasyon, 2025 yılı sonunun enflasyonuna göre, tahmini enflasyona göre belirleyelim. Şimdi bu sefer ekonomistler mevcut enflasyona göre belirlensin diye baskı yapmaya başladılar. Yani şu anda TÜİK'in enflasyon sepetiyle ENAG'ın verisine göre yarı yarıya olan enflasyonu şu an kabullenir olduk. Ölümü gösterdiler. Sıtmayı razı etmeye çalışıyorlar. Buradaki hadise bu. O yüzden şu anda bu tür manipülasyonları, hani diyor ya hükümet manipülasyon yapıyorsunuz. Ya burada manipülasyonu yapan
millet değil, sizi eleştirenler değil, basın medya değil. Bu manipülasyon şu an siz yapıyorsunuz. Ve IMF de bunun sözcülüğünü yapıyor. Efendim Standard Poor's da bunun sözcülüğünü yapıyor şu anda. Nasıl bir denklem varsa burada. Dolayısıyla şimdi %44'e göre zam olursa 24.482 lira olacak asgari ücret. IMF'nin tavsiyesine göre olursa %25, 21.252 lira olacak. %30 olursa 22.102 lira olacak. Hadi biraz zorladılar da %50 oldu, 25.500 lira olacak. Ya bu rakamların hepsi komedi yani. Şimdi en iyi söyleyen de, Bağımsız Ülke Partisi'nde Sayın Hüseyin Baş diyor ya, en iyi söyleyen de 30 bin lira diyor. Ya şu anda en son Türk İş'in açıklamış olduğu, asgari ücret komisyonunda işçileri temsil eden Türk İş'in en son açıkladığı Ekim verilerine göre açlık sınırı 20.400 küsur oldu. 20 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı da 66 bin küsur oldu. 70 bin liraya dayandı neredeyse. Şimdi 30 bin, ana muhalefet partisi 30 bin lira teklif ediyor. Neye göre? Niye bunu teklif ediyorsun? Yani senin demen gereken vatandaşımızı yoksul bırakmamak demesi. Yani vermese bile adam senin bunu söylemen gerekiyor. Vermeyecek. Vermesi mümkün değil. Ama senin bunu söylemen muhalefet olarak gerekmiyor mu? Bir de şu var. Bu kanuni hakkıdır asgari ücretlinin. Asgari ücret 2004 yılında AKP'nin çıkartmış olduğu asgari ücret yönetmeliğine göre kanunen yoksulluk sınırı kadar olmalıdır. Açın kanuna bakın. Şimdi kanun diyor ki asgari ücret yoksulluk sınırı olmalıdır. İktidar diyor ki %25, %30 olsun. Muhalefet diyor ki 30 bin lira olsun. Yoksulluk sınırı kaç? 66 bin lira. Yani bugün yine altını çizelim. Bağımsız Ülke Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ne demişti? Bugün bakın hani Kürt sorunu yok. Bugün Laz sorunu yok, Çerkez sorunu yok. Bugün iktidar ve muhalefet sorunu var. Bugünkü Türkiye'deki sorun hiçbir çözümü olmayan iktidar ve asla muhalefet etmeyen muhalefet. Yani millet adına muhalefet etmeyen. Yani başka şeylerde muhalefet ediyor ama millet adına muhalefet etmiyor. 30 bin lira asgari ücreti teklif eden bir muhalefet milletin derdini sizce dinlendiriyor mu? Dolayısıyla bunlar yanlış şeyler. Ha Türkiye'de bakın şu anda Almanya'nın kaynağı yok. Doğru düz kaynağı yok. Senin benim kaynağımı kullanıyor. Almanya yaşlı bir nüfus. Buna rağmen Almanya dünyada üretim devi ve asgari ücreti adam 2000 dolar, 2000 euro düzeyinde tutuyor. Yani 70 bin lirayı aşan bir asgari ücreti veriyor. Adam kaynaksız olduğu halde bunu veriyor. Sen hatta %8'dir asgari ücretli oranı Almanya'da. Diğerleri %92'si asgari ücretin 2 katı, 3 katı maaşlarla çalışıyor. Sen diyorsun ki ben 66 bin nasıl vereceğim, nereden vereceğim? Ya Almanya senin kaynaklarını çıkartıyor, senin altınını çıkartıyor, senin madenlerini çıkartarak bunu veriyor. Sen de aklını çalıştır. Türkiye'de milli ekonomi modeli diye Prof. Dr. Haydar Başbey'in yazdığı bir model var. Bunu uygulayacak olan Bağımsız Türkiye Partisi diye bir parti var. Aklını çalıştır, önünü aç, asgari ücretin yoksulluk sınırı kadar olsun. Yoksa sürünmeye, alçak sürünmeye maalesef devam edeceğiz. Çok teşekkürler Murat Çabas. Ben hemen Skype konumuza dönmek istiyorum. Değerli akademisyen Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu var. Ömer Eğercioğlu'ndan da gündem değerlendirmesini alacağız. Buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Çabaz'a ve Sayın Aktacir'e saygılar sunuyorum. Bu vesileyle programımızın sahibi Üstadımız Profesör Doktor Sayın Haydar Başbey'i de saygı ve minnetle anıyorum. Evet Sayın Çabaz rakamlarla aslında bir şablon önümüze koydu ki neresinden tutarsanız tutun hiçbir adalete, hiçbir efendim ölçüye sığmayan bir tablo var önümüzde. Ben biraz daha bu fotoğrafı genişletmek istiyorum. Yani şu ülkede yaşıyoruz. Bakın yıllardan beri bir iktidar var. Aslında 22 yıldan beri tek partinin götürmüş olduğu bir iktidar var. Ve bunlar da ülkede 22 yıldan beri akıllarına gelen her şeyi her şekilde yapabilme iktidarına sahip olmuş bir grup. Ve bu sürecin içerisinde geldiğimiz noktada dışarıya bakıyoruz.
Tamamen bir ateş çemberi içerisinde bir ülke. Bir ara sıfır sorun başlığıyla bir dış politika üretmeye kalktılar. Ve öyle bir noktaya geldik ki işte bir değerli yalnızlık gibi bir figürle bunu izah etmek zorunda kaldılar. Ve bugün tamamen ateş çemberinin içine düşmüş ve dış manipülasyonları karşısında adeta savunmasız bir hale gelmiş ve onların itip çekmesiyle gündem belirlemeye çalışan bir ülke haline gelmişiz. Bugün Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir tweet'i vardı. ABD'de seçim oldu, Türkiye'de niye kabine değişiyor diye. İşte bu da bunun bize çok önemli göstergelerinden biri aslında. Bu fotoğrafa ışık tutan bir demeç bu. İçeriye dönüp baktığımız zaman gerek hukuk alanında, gerek ekonomi alanında her noktada insanımız sıkışmış durumda. Hem de öyle bir sıkışmış ki eskiden yoksullukla, fakirlikle mücadele edilirdi. Bir geçim derdi diye bir derdimiz vardı. Ama AKP iktidarının son dönemi bize artık geçim efendim savaşını bıraktı, yaşam savaşı haline getirdi. Yani yoksulluk değil de açlıkla mücadele eden bir toplum haline geldik. Zaten kimse ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Öyle bir baskı altında bir toplum haline geldik ki bir röportajda bile hani ağzınıza geleni bir parçasını söylemiş olmanız bile bir anda hukuki bir efendim olayla karşı karşıya kalmanıza sebep olabiliyor. Bu nedenle de insanlar susuyor. Geçenlerde bir hanımefendi ilaçlarla ilgili konuşuyor. Mikrofon uzatılmış. Diyor ki benim çocuğum SARA hastası, epilepsi hastası ve 4 kutu aylık ilaç kullanıyor. Her biri 2500 lira. Ve ben bunu temin etmek zorundayım. Bunu devlet de ödemiyor. Zaten devlet kur politikası nedeniyle eczanelere uyguladığı eczacılar bunu buradan getirip satmıyor. Yarı fiyatını bile vermiyorsunuz kurun. O zaman da dışarıdan temin etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi 4 kutuya 10.000 TL verdiğini söylüyor. Ve maaşının da emekli olduğunun 2500 lira olduğunu söylüyor. Ve son cümlesi şu. Beni fazla konuşturmayın. Çünkü evladımın bana ihtiyacı var. Eğer benim başıma bir iş gelirse o ölecek. Ya bu tablo Türkiye'de yaşanan ve çok geniş kesimlerin yaşadığı örneklerden bir tanesi. Ya acaba biz niye buna mahkumuz? Yani bu toplumun suçu ne? Bu milletin kabahati ne? Bu milletin temel yanlışı ne? Niçin sonsuz iktidar gücü verdiği, her türlü imkanı tanıdığı ve 22 yıldan beri başında iktidar olarak tuttuğu bu insanlar bu milleti niye bu noktaya getirdi? Ya da millet neyi eksik yapıyor ki buna mahkum hale geliyor? Çünkü az önce Sayın Çabaz'ın da söylediği gibi işçi grev yapamıyor. Çünkü elindeki işin de elinden gitmesi halinde başka bir alternatifi yok. Yani niye mahkum edilmiş durumda şu anda? İnsanlar ne yaparsanız yapın bu kadar büyük bir gelir adaletsizliğinin altında hani ülkenin gelirleri de yok değil, ülkenin ciddi gelirleri var. Nereden biliyoruz? Çünkü ülkede lüks tüketimin nereye geldiğini görüyoruz. Ülkedeki zengin sayısının dünya sıralamasına giren zengin sayısının nerelere ulaştığını da görüyoruz. Ve birilerinin ne kadar efendim pervasızca devlet kurumlarının kaynaklarını tükettiğini de görüyoruz. Bütün bunlar gözümüzün önünde yaşanırken büyük bir toplum kesimi de yaşam mücadelesi içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. İşte burada bütün bunların içerisinde vatandaşımızın durup şöyle bir düşünmesi lazım. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Ne eksik bu ülkede? Yani yeraltı kaynağı mı yok? İşte Sayın Çabas söyledi. Profesör Doktor Haydar Başbey ömrü boyunca bize bunu anlattı. Hazine üzerinde oturuyoruz. Öyle zengin kaynaklarımız var ki dünyanın en zengin kaynakları bizde 3 trilyon, 3 katrilyon dolarlık servetin üzerinde aç yaşıyoruz ve bunu başkaları gelip çıkarıyor. Şimdi bütün bunları göz önüne koyduktan sonra biz niçin bu tabloya mahkumuz diye düşünmemiz ve mutlaka bir şeyler değiştirmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Ve değiştirmemiz gereken de aslında efendim bu
iktidarın ve muhalefetin önümüze koyduğu yeni sahneler değil. Topyekün bu insanları değiştirmek gerekiyor. Topyekün bu anlayışı değiştirmek gerekiyor. Çaresiz de değiliz, alternatifsiz de değiliz. Ama 20 yıldan beri dilimizde tüy bitti. Bu gidişat bizi buraya getirecek diye yıllardan beri söylüyoruz. Adım 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 oraya doğru geldik. Daha buradan öte gidilecek bir yol yok. Bakın bizi bir şeye inandırmaya çalışıyorlar. Enflasyon düşecek. Ya zaten yüksek enflasyon sürdürülebilir bir şey değildir. Yüksek enflasyon kendi içerisinde belli bir süre sonra trendi düşürmek zorundadır. Niçin? Satın alma gücünün ortadan kalktığı bir ortamda enflasyon yavaş yavaş düşer. Ama bu düşüş fiyatların azalması anlamına gelmez. Fiyat artış oranının azalması anlamına gelir. Türkiye'de yaşanan bu. Şimdi yeni bir tablo 2 aydan beri önümüze konuyor. Son bir haftadan beri de işte beklentiye göre ücretlerin belirlenmesi. Ne demek beklentiye göre ücret belirlenmesi? İşte önümüzdeki dönemde biz enflasyonu şu rakamlara düşüreceğiz. O halde fiyatı, ücretlerinizi şuna göre belirleyelim. Bu şuna benziyor. Yaz gelecek, tamam. Şimdi biz kışın içindeyiz. Ya siz atın ceketlerinizi, pardösülerinizi, giyin tişörtlerinizi, çıkın sokağa. Yani yaza göre, hani beklentimiz yaz ya. Ama biz kıştayız, donuyoruz, öleceğiz. Yok yok, yaz geliyor. Yani bizi inandırmaya çalıştıkları budur işte, tam manasıyla budur. Onun için bugün insanlar açlıkla mücadele ederken siz gelecekteki beklentinize göre zam verecekmişsiniz. Hiç vermeyin. Hiç vermeyin yani bu böyle bir aldatmacayı insanların akıllarıyla alay etmek, onları hiçe saymak ya da onları hani hangi seviyede görüyorsunuz da böyle bir teklifte bulunuyorsunuz, bu insanlık onuruna aykırıdır. Deyin ki biz hiç zam yapmıyoruz. Bu bundan daha makul bir cevaptır. En azından aklınızla alay etmemiş olurlar. Biz size zam veriyoruz deyip beklentiye göre zam diye bir tarif çıkarmak, dünyanın neresinde böyle bir şey uygulanmış? Yani IMF bunu Türkiye'ye dayatırken kendisi çıksın bakalım başarılı bir örnek versin. Beklentiye göre kime zam verilmiş? Kimin ücreti buna göre belirlenmiş? Kaldı ki 1 yıldan beri bu ülkede sanki bütçe açıklarının veya enflasyonun suçlusu sabit gelirler ve ücretlilermiş gibi bir tavır alındı. Ücret artışları en düşük seviyede yapıldı. Hatta 6 aylık süreçte verilmesi gereken ara zam da verilmedi asgari ücrete. Ama enflasyon gene düşmedi. Demek ki bu hastalığın sebebi sabit ücretliler ya da düşük gelirli insanlar değil. Bu hastalığın sebebi bir başkası. Ama siz hastalığı göre göre hala bize başka bir tedavi uygulamaya çalışıyorsunuz. Bu da bizim akıllarımızla alay etmektir. Vatandaşımızın artık kendine çizilen bu tabloyu, bu misyonu kabul etmemesi lazım. Artık hep beraber biz bir değişimi ve bizim istediğimiz manada bir değişimi bu ülkeye getirmek zorundayız. Bunun alternatifi vardır. Bunun alternatifi milli ekonomi modelidir. Bunun alternatifi genç, dinamik, bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır. Artık gözümüzü açıp bu tarafa doğru bakmamız lazım diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler değerli akademisyen Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Yerimiz Çanakkale Gelibolu Bolayır Mahallesi'nde kendi kendini temizleyen Saros Körfezi'ne ve Bolayır Plajı'na yürüme mesafesinde. Muhteşem lokasyonda olan yerlerimiz, etrafında yapılaşma olan imara komşu parsellerimiz Bolayır'a sadece ve sadece 1,5 kilometre. Güneyli'ye ise 3 kilometre, Gelibolu merkeze 8 kilometre mesafededir. 200 metrekareden başlayan yerlerimiz mevcuttur. 200 metrekare yerimiz 359.900 TL. 220.000 TL peşin, geri kalan 14 ay vade imkanı.
İletişim numarası 0552 287 3460 0505 490 93460. Hayallerinizi süsleyen bir yatırımdır. Muhteşem yerimize sizleri davet ediyoruz. Güvenin tek adresi Öztoprak Arsa Ofisi. Bizlere ulaşmak için 0552 287 3460 0505 499 3460. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Hemen arayın. Özyörem Käsekreine. Sosis ve peynirin eşsiz buluşması. İster ızgarada, ister tavada, peynirli sosisin en lezzetli hali. Özyörem'den yeni Käsekreine. Zahmete gerek yok. Matcha artık trend yolda. İstanbul'a sadece bir saatlik mesafede Tekirdağ Ergene'de muhteşem bir yatırım fırsatı. Yerleşim yerlerinin adeta içinde 300 metrekareden başlayan parsellerimize hiç peşinatsız 45 ay vadeyle sahip olabilirsiniz. Değeri gün be gün kat be kat artacak bir yatırım ve yaşam alanınız olacak. Elektrik, su ve yol sorunu olmayan parsellerimiz TEM otoyoluna ve hızlı tren hattına sadece 2 dakika mesafede. Bu muhteşem parsellere hiç peşinatsız 45 ay vade ve Sare gayrimenkul güvencesiyle sahip olabilirsiniz. Sare Gayrimenkul Türkiye'de 5 adet ofisiyle, Beylikdüzü'nde 3 adet ofisimiz, Kıraç'ta ve Kapaklı'da merkez ofisimizle beraber 5 adet ofis, 20 adet çalışan beraber mücadele ettiğimiz kardeşlerimizle beraber ediyoruz. Londra'da 2 kişiyle, Kanada Toronto'da da 4 kişiyle devam eden ofislerimiz var. Son 2,5 yıldır yurt dışına açıldık. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı sizler gibi yatırım yaptırarak onlara da kazandırıyoruz. Sare Gayrimenkul ailesi hızla büyümeye devam ediyor. Çünkü bizden arsa alan herkes bizim ailemiz gibidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 40 yıllık tecrübesi, uzman kadrosuyla Sare Gayrimenkul sizlere doğru yatırım fırsatı sunuyor. Günlük giyim ve özel günleriniz için en şık tesettür giyim modelleri feracegiyim.com.tr'de. Binlerce model, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle. En şık tasarımlar ve en yeni modeller. Tarzınız feracede güzelleşsin. Üreticiden tüketiciye. feracegiyim.com.tr. İşinizi sosyal medyada büyütün. Özel stratejiler kullandığımız profesyonel reklam yönetimiyle markanızı doğru hedef kitleye ulaştırıyoruz. Dijital performans ajansı Kanca Tech'le daha farklı, daha başarılı. Mezodom'dan dev kampanya. Tek kişilik baza başlık yataklar 499 euroya, çift kişilik baza başlık yataklar 699 euroya. Haftalarca beklemeye paydos. Bugün alıyorsunuz, yarın yatıyorsunuz. Yetişen alıyor. Üstelik birbirinden şık sandalye modelleri sadece 99 euro. Mesut On Mark Slot Duisburg'da. Şunun lezzetine bir bak patron. Avrupa'da milyonlarca tüketicinin ilk tercihi. Özyörem Sucuk.
Akıl helal et kaptan. Helal derdeyim mi? Takdir edilen lezzet. Özyörem. Evet, programımızın ikinci bölümünde devam ediyoruz ve yine çok kıymetli konuklarla değerli araştırmacı, yazar, akademisyen, doçent, doktor Ahmet Hamdi Kepekçi Bey de yine bizlerle birlikte olacak olan bir diğer isim. Ve Sayın Kepekçi'yi şu an ekranda gördüm. Sayın Kepekçi, gündemimizde ekonomi de dahil olmak üzere dış gündemli de yoğun bir hareketlilik söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları ve söylemleri de var. Dış gündemi, hatta ekonomik gündemi ve ülkemizin içinde bulunmuş olduğu siyasi gündemi sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, teşekkür ederim. Öncelikle programımızın sahibi Profesör Doktor Haydar Baş Hocamızı saygıyla, hasretle, minnetle anıyorum. Arkadaşlarım da bahsettiler. Dün 10 Kasım idi. Önemli günlerimizden bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ü halka rehletinin sene-i devriyesiydi. Ben de rahmetle, minnetle, hasretle atamızı, Atatürk'ümüzü anıyorum. Tabii Atatürk'ü anmak demek önemli bir başlık. Neden diyeceksiniz? Ben dün Ankara'daydım. Atatürk'ü anma toplantılarına katıldım. Bağımsız Türkiye Partisi olarak. Hemen şunun altını çizeyim. Orada gerek konuklarla, gerek Ankara'daki ziyaret ettiğim insanlarla ziyaretlerimle sohbetlerim oldu. Şunu hemen ifade edeyim. Dün Ankara'nın adı Mustafa Kemal Atatürk idi. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar kendi gayretleriyle, kendi şahsi birikimleriyle imkan oluşturmuşlar. Bir araya gelmişler, otobüsler tutmuşlar, Ankara'ya gelmişler. Ve dün Ankara hakikaten ana baba günüydü. Şöyle ifade edeyim, bakanlığın bir açıklaması var. Bakanlık diyor ki, Anıtkabir'i ziyaret açısından bugüne kadarki 10 Kasım'ların en kalabalığı, dünkü 10 Kasım olduğunu ifade ediyorlar. Şöyle ki 10 Kasım 2024 tarihinde Anıtkabir'i 1.092.365 kişi ziyaret etti. Bu çok önemli, çok önemli. Bir dönem mevcut hükümetin iktidarda olduğu günlerden bugün, gene son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının unutturulmaya çalışıldığı, resimlerinin, posterlerinin indirilmeye çalışıldığı günler yaşadık biz. Ki o günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün yok kabul edildiği günlerdi o günler. İşte bazıları Atatürkçülük adı altında Atatürk'e karşı çıkarken, bazıları din adına Atatürk'e karşı çıkarken Profesör Doktor Haydar Baş Hocamız Hoş Geldin Atatürk eseriyle gerçek Atatürk'ün kim olduğunu, Atatürk'ün bu millet adına ne yaptığını, ne anlama geldiğini hem konferanslarında, kongrelerinde, hem görsel yazılı medyada ifade ettiği gibi hem de bu konuda biliyorsunuz kitap kaleme aldı. Ve o güne kadar Atatürk'ün ziyaretlerine baktığınızda Atatürk'ün işte mozolesine gidilir, selam verilir, saygı duruşunda durulur ve ayrılırdı insanlar. Ama hocamızın, Haydar Baş hocamızın biliyorsunuz kamuoyuna yönelik çok canlı, çok diri bir söylemine şahit olduk. Bize şunu söylemişti vasiyet olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gittiğinizde mutlaka abdestli olacaksınız demişti. Mutlaka abdestli olacaksınız. Ve onun ruhundan özür dileyeceksiniz demişti. Bu Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhundan özür dilemediği takdirde kurtulamayacağını, gerek dünyasını gerek ahiretini kurtaramayacağını ifade etmişti. Bunun altını çizmişti. Ve şunu gene Atatürk'ün ruhuna
ruhuma, şahsiyetine şunu ifade etmişti. Sen olmasaydın bizim namusumuzda, şerefimizde, haysiyetimizde, milletimizde, devletimizde kurtaramazdık ifadesine biz şahit olduk. Dolayısıyla Anıtkabir'deki bu ziyaretçi patlaması milletin hepsini kucaklayan bir buluşma. Yani Atatürk'ün kabrini ziyarete gelenlere baktığınızda bunlara bir tanım yapmak gerekirse ancak Türk milleti tanımını yapabilirsiniz. Ya kadın karşılamaz, erkek karşılamaz, genç karşılamaz, yaşlı karşılamaz, dindar karşılamaz, bu karşılamaz. Atatürk'ü ziyaret edenler kim? Türk milleti. Yani Lazı'yla, Çerkez'yle, Türk'üyle, Kürt'üyle Türk milleti Atatürk'üyle dün buluştu. Atatürk gene yapacağını yaptı. Milleti bir araya getirme saadetinde. Çünkü bugün günümüzde konuştuğumuz temel problemlerden bir tanesi birlik, beraberlik, bir tanesi ekonomi malumunuz. Bugün meclise baktığımız zaman AKP'si, CHP'si, MHP'si, DEM'i, irili ufaklı hepsinin aynı menbaadan, aynı merkezden beslendiğine şahit oluyoruz. Hepsi aynı. Hatta Ankara'da dün konuştuğum, ziyaret ettiğim insanlar da bunu ifade ediyorlar. Diyorlar siyasete güvenimiz kalmadı. Maalesef bugün partiler ana ekseninden, millet ekseninden cumhuriyetin bekası, devletimizin nilevet paylar olması, milletin refahı konusunda maalesef sınıfta kaldılar. Bugün Hüseyin Bey, Bağımsız Ülke Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Başbey'in attığı tweet de çok enteresan. Hakikaten Amerika'da seçim oluyor, Türkiye'de kabine değişikliğinden bahsediliyor. Yani böyle bir tablo yaşıyoruz. İşte bu tabloda gene ben dün işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanı dinledim, birçok insanları dinledim. Mustafa Kemal Atatürk anma toplantılarında. Yani insanlar artık Atatürk'e yakın görünmek zaruretini hissediyorlar. Çünkü artık şunu biliyorlar ki Atatürk'e yaklaşan millete yaklaşır, Atatürk'ten uzaklaşan milletten uzaklaşır. Artık millet Atatürk'ün bu denli temel ölçü olarak kabul ediyor. Dün de kabul ediyordu, bugün de kabul ediyor. Hele Profesör Doktor Aydar Başkanımızın çıkışından sonra artık bugüne kadar güya haşa dinsiz Atatürk söylemi, kavramı söz konusu edilmeye çalışılıyordu. Oysa hocamız Mustafa Kemal Atatürk'ün dindar bir insan olduğu ortaya koydu. Annesinin, babasının kim olduklarından, peygamber torunu olduklarından hareketle soy ağaçlarını ortaya koydu. Hatta Nutuk'taki ifadesiyle bizzat Atatürk'ün kendisinin hangi dini sıfata sahip olduğunu bizzat Atatürk'ün dilinden hocamız ortaya koydu. Kısacası artık her şey açık ve net. Mustafa Kemal Atatürk millet demektir. Bunu da ortaya koydu hocamız. Atatürk demek ne demek? Millet demek, devlet demek, sancak demek, bölünmez bütünlük demek. Hepsini ortaya koydu. Kısacası işte dün de milletimiz bu çağrıya, Atatürk'ün gerçek kimliğine sahip çıkarak Anıtkabir'de bir ziyaretçi patlaması yaptı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu çok önemli. Özellikle günümüzde işte Devlet Bahçeli'nin "Apo gelsin benim koltuğumda konuşsun" demesi, ardından Sayın Erdoğan'ın buna destek vermesi, ardından Özgür Özel'in "ben size gerim kalacağım" diye gaza gelmesi, işte Mardin'de maalesef DEM eş başkanıyla aynı arabanın üzerinde olması, oradaki talihsiz, şanssız söylemlere rağmen cevap vermemesi, artık halk nezdinde bu partilerin tamamen marjinalleştiğini de gösteriyor. Artık Türkiye'de yeni bir arayış var. Nedir o arayış? Ülkenin birlik, beraberlik birini sağlayacak, aynı zamanda ekonomik problemlerine çözüm üretecek bir lider, bir kadro aranıyor. İki, ekonomi dedik. Evet, ekonomi çok enteresan. Disk Ar'ın bir araştırması var. TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaba göre
Açlık sınırı 20 bin lira. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 72 bin lirayı geçti. Yani 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 72 bin lira. Peki bu nasıl olacak? Şimdi baktığımızda hükümetin asgari ücret hesaplamalarına bu rakamların çok altında olduğunu görüyoruz. Peki asgari ücret hesaplamasını nasıl yapıyor hükümet? Ve neye göre bu rakam belirliyor? Aslında asgari ücreti ödeyecek olan hükümetin kendisi değil. Şunun altını iyice çizmek istiyorum. Asgari ücreti işveren ödüyor. Asgari ücreti hükümet ödemiyor, devlet ödemiyor. Peki bütün buna rağmen neden asgari ücret konusunda hükümet tutuk davranıyor? Çünkü bunun sebebi, eğer sen asgari ücreti artırırsan kardeşim, asgari ücret artınca maliyetler artacağı için işveren de ne yapacak? Bu maliyeti ürününe, hizmetine ekleyecek. Ürününe, hizmetine ekleyince de enflasyon yükselecek. Enflasyon yükselince de hükümet ne yapmış olacak? Başarılı olmamış olacak. Enflasyon yükseldiği için. Oysa zaten hükümet başarısız. Neden başarısız? Olay sadece enflasyon meselesi değil ki. Milletin satın alma gücü düşmüş. Paranın, Türk lirasının alım gücü düşmüş. Millet hakikaten aç ve bir ilaç vaziyette. Bunu kabul etmek, bunu görmek lazım. Bunu görmezlerse, bakın bunu hükümet görmezse, gerek dünya siyasi tarihinde gerek Türk ülkemizdeki siyasi tarihe baktığımız zaman zamanında teşhis konmazsa, zamanında tedbir alınmazsa, zamanında çözüm üretilmezse daha sonra bu sosyal patlamalara yol açtığı gibi o partinin de sonunu getirir. Şimdi AK Parti zannediyor ki bu sürekli devam edecek. Hayır, öyle bir şey yok. Bu memleket çok AK Partiler gördü. Eğer bu parti milletin nabzını tutmazsa, milletin ihtiyaçlarına derman olmazsa bu partinin sonu demektir. O münasebet ne kadar algı yönetimi yaparsa yapsın, vatandaş neye bakıyor? Vatandaş cebine bakıyor. Bakın işsizlik almış başını gitmiş. Yoksulluk almış başını gitmiş. Yine bakalım ülkemizin geleceğine matuf göstergelerden bir tanesi de ülkemizdeki sanayi üretimi. Gene TÜİK rakamlarına baktığımızda bu da çok ilginç bir rakam, önemli bir rakam. Sanayi üretiminin yıllık %2.4 oranında azaldığını görüyoruz. Yani sanayi ne olmuş? Verim düşmüş. Bak sanayi ne demek? Sanayinin yıllık oranda 2.4 oranında azalması demek işsizliğin artması anlamına mı geliyor? Sanayi kapanırsa ne olur? Demek ki işsizlik bu kadar artacak. İki, ülke teknolojik olarak bu kadar aşağı düşecek. Ez cümle, nereden bakarsak bakalım, ülkenin çok ciddi manada bir derlenmeye, toparlanmaya bir işi bilen proje sahibi lidere ve parti ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Dış politikadan bahsettiniz. Dış politika dendiği zaman, evet Amerika'dan bahsettik. Çok acı bir olay. Amerikan seçimlerini maalesef biz ana akım üzerinden gün be gün, an be an izlemek zorunda kaldık. Kardeşim biz şunu biliyoruz ki Kamala da kazansa efendim, yok Trump da kazansa değişen bir şey yok. İkisi de Amerika'nın büyük siyasetinin, Amerika'nın kendi devlet politikasının dışına çıkma şansı yok. Yani daha açık ifadeyle Amerika'nın ne Filistin'e karşı, Gazze'ye karşı, Lübnan'a karşı siyaseti değişecek, Amerika'nın ne Orta Doğu'ya yönelik politikası değişecek, Amerika'nın ne de ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı politikası değişecek. Değişmeyecek bunlar. Buna rağmen yattık kaldık. O mu kazanacak? Bu mu kazanacak? Hatta çok ilginçtir. Seçim günü 6 oyluk bir yerde sandık açılmış. 3'ü Trump'a çıkmış. 3'ü Harris'e çıkmış. Ya kardeşim yarım saat, bir saat bunun yorumunu yaptılar. Bakar mısınız ya? Böyle bir kompleks olabilir mi? Böyle acı bir tablo olabilir mi? Yok efendim daha önceki seçimde 4 kişi hangisine vermiş? 2 kişi hangisine vermiş? Bu seçimde 3 kişi birine vermiş? 6 kişi üzerinden 1 saat Türk kamuoyu meşgul edildi arkadaş. Yanlış. Biz bu kadar düşmedik. Bakın biz bu kadar düşmedik. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün günlerini özlüyoruz. Biz egemen Türkiye'yi özlüyoruz. Biz kuruluş yıllarında Cumhuriyet'in ilanından sonra, Lozan'dan sonra şu kadar borcun içine girmesine rağmen
bütçede artıya geçmiş Türk ekonomisini özlüyoruz. Bakar mısınız? O münasebetle Amerika ile maalesef böyle bir handikap söz konusu. Gene dış politika dediğimizde hatıra gelen diğer konu tabii Gazze olayı. Gazze'ye baktığımızda, Lübnan'a baktığımızda gene Müslümanların kanı dökülmeye devam ediliyor. İnsanlar öldürülmeye, yerleşim yerleri harap edilmeye devam ediliyor. Bütün bu manzara insanlığın göz önünde oluyor. Demek insanlık da sınıfta kaldı. Bunu da kabul etmek lazım. Demek ki hak söz konusu değil, adalet söz konusu değil. Bu da güç söz konusu. Gücü olan maalesef elinden geleni yapıyor. Ve Batı da kendi arasında birbirlerini kuyruğuna sarılmış vaziyette İslam alemini yok kabul ediyor. Yine bir başka olay, işte dün Sayın Erdoğan biliyorsunuz Riyad'daydı. Orada Arap Ligi toplandı. Orada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Oraya baktığımızda oradaki toplantıya katılan Arap devletlerinin, İslam ülkelerinin kendi aralarında fikir birliği olmadığını çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar bu topluluğun ortak hareket edemediğini de biliyoruz. Kısacası sadece görüntüde bir toplantı olarak değerlendiriyorum. Burada önemli olan bir konu vardı. Erdoğan'la Esad'ın aynı karede yer alması önemliydi. Bakın Erdoğan ve Esad aynı karede. Hatırlıyor musunuz Profesör Doktor Haydar Başkanımız hep şunu derdi. Suriye'de savaş ortaya çıktığında, işgal hareketi ortaya çıktığında hep derdi ki Esad'a saldıran Amerikalı ki o zamanın başkanı efendime söyleyeyim öldüğü zaman Hristiyan mezarlığına defnedilecek ama Esad öldüğü zaman İslam mezarlığına defnedilecek derdi. Yani insanlar ameli iyidir, kötüdür. O ayrı. Ama dinine göre mezarlık seçimi olacak derdi. Kısacası bakın ne oldu? Türkiye'nin Suriye politikasının yanlış olduğunu, Esad'la bir ve beraber olması gerektiğini, dış işgalcilerin yanında olmaması gerektiğini ısrarla altını çizerdi. Ne oldu? Döndü dolaştı işler. Döndü dolaştı. Ülkemize de bulaştı. Bizi de maddi olarak maalesef ciddi mağduriyet içinde bıraktı hükümetin politikası. Geldik. Bak Esad'la Erdoğan aynı karede ne oldu? Yer aldı. Peki bu kadar yanlışa gerek var mıydı? Bu kadar bölgemizin işgal edilmesine gerek var mıydı? Bu kadar dengelerin değişmesine, göç dalgalarına gerek var mıydı? Yani dolayısıyla bakıyorlar mesela bugün hükümet bir doğru yapıyor. İşte doğru yaptı. Kardeşim doğru yaptı ama bu kadar yıllardan beri yaptığı yanlışlar, sebep olduğu yanlışlar niye görmüyorsunuz? Niye görmüyoruz? O yanlışı yapan yarın bir başka yanlış yapacak. Ama hocamız ne demişti? Bakın Esad demişti. Esad ta o gün Suriye'ye ilk saldırı başladığında Esad ülkesini koruyor, milletini koruyor. Esad Hazreti Hüseyin rolünde demişti. Ne oldu? Gel zaman git zaman tarih ve gelişen olaylar Haydar Baş hocamızı haklı çıkarttı. Şöyle sözlerime son vereyim müsaadenizle. FETÖ olayında Haydar Baş hoca haklı. Suriye olayında Haydar Baş hoca haklı. Ekonomi olaylarında Haydar Baş hoca haklı. Hangi konuyu gündeme getirirsek getirelim. Atatürk konusunda Haydar Baş hoca haklı. Hangi konuyu ortaya koyarsak koyalım. Gerek tespitte, gerek çözümde hep tarihi Haydar Baş hoca haklı çıkartmıştır. Olaylardan sonra Haydar Baş hoca haklıymış. Tamam da kardeşim. Haydar Baş hoca haklı demek için her olayın üzerinden 20 yıl geçmesi mi gerekiyor? Şöyle bitireyim. Temeli efendim idama götürüyorlar. Diyorlar ki son sözünü soruyorlar. Biliyorsun idamlık mahkuma son sözü sorulur. Son sözün nedir diye soruyorlar. Diyor ki ha bu bana ders olsun diyor. Bu duruma düşmeyelim. Diyorum ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Kepekçi. Değerli izleyenler stüdyo konuğumuz Kerim Aktacır'a döneceğiz. Sayın Aktacır. Aynı minvalde devam edecek olursak rakamlar, sosyolojik yapımızda meydana gelen patlamalar ve bu zamana kadar görmemiş olduğumuz olayların da yine bu rakamlarla beraber tam önümüzde olması, aynı zamanda siyasilerin bu noktada bir çözüm üretememesi bizlere neyi çağrıştırıyor? Evet,
Sağ olasın. Ben de programımızın sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'i rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum. Şimdi birkaç tanım kullanıldı. İstersen oradaki bazı tanımlamalara ufak bir iki ekleme yaparak ben de sözlerime başlayayım. Bir tanesi asgari ücretin artırılmasının enflasyonla ilintisinden bahsetti Ahmet Bey. Piyasa gerçekleri çerçevesinde bugün asgari ücret ya da çalışanların bir şirketin toplam maliyetinde ki payı %7, 8, 10 sektöre göre değişiyor. Yani hizmet sektörü, işte sanayi sektörü, işte bir takım diğer farklı sektörlere baktığımızda burada zaman zaman bu rakam %6'lara, 7'lere, 5'lere düşüyor. Bazı sektörlerde %15'ler seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani sizin bir maaşa yapacak olduğunuz zam toplam maliyetinize etkisi sizin maliyetiniz içindeki payı kadar olur. Yani siz bir maaşa %20 zam yaparsanız %10'un %20'si bir maliyetinize artı katkı oluşturmuş olur. Bir yük getirmiş olur size. O açıdan doğrudan bütün enflasyonun yükünü çalışanların üzerine, maaşların üzerine, maaş zamlarının üzerine koymak son derece yanlış ve eksik bir yaklaşım, yanlış ve eksik bir okuma olur. Ama piyasada böyle bir algı oluştu. Yani maaşlara %50 zam geldi, hadi her şeye %50 zam yapalım diye böyle bir algı oluştu. Biraz piyasa kurnazlığı da var bu işin içerisinde. Ve hükümet ya da işte hükümete yakın bazı işte gazeteciler ya da yorumcular da bu maaş zamları üzerine sürekli bir enflasyon sopası gösteriyor vatandaşa, sokaktaki insana. Tamam, maaşına zam olursa ama her şeye zam gelir diyor. Maaşlara gelen zamla enflasyonun çok doğrudan ya da çok böyle iç içe geçmiş bir ilgisi yok. Dediğim gibi bu oran çok düşüktür. Bir kere her şeyden önce bunu söylemek lazım. İki, maaşlara yapılacak olan zam enflasyonu arttırmayacağı gibi tam tersi enflasyonu aşağı çeker. Yani maliyetleri belki bir tık arttırır. Hani burada bir enflasyon oluşmuş gibi gözükse bile tüketimi arttıracağı için, tüketimi tabana yayacağı için, bunu şöyle basit bir örnekle istersen şekillendirelim. Diyelim ki bir çalışanın siz maaşını 10 bin lira arttırırsanız o 10 bin lira hemen tüketime yönlenir. Evet. Yani tüketimi hemen teşvik edersiniz, tüketimi arttırırsınız. Bugün ama yüksek gelirli bir insana, diyelim ki ayda 500 bin, 600 bin, 1 milyon ya da işte büyük holding patronları var. Belki ayda 500-600 milyon lira para kazanan isimler var. Şimdi siz bu insanın maaşına ne kadar zam yaparsanız yapın, gelirini ne kadar arttırırsanız arttırın, bu onun tüketim kabiliyetini daha fazla arttırmaz. Çünkü o zaten doyuma ulaşmıştır. 50 bin noktada. O zaten temel ihtiyaçlarını bırak, tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak boyutludur. Şu an Türkiye'deki temel sorun piyasadaki birçok esnafın ve işverenin, işte sanayicinin ürünlerinin fiyatının arttırılmasındaki temel neden bizim, yani çalışan kesimin maaşlarındaki artış değil. Tam tersi biz tüketemediğimiz için maaşlarımızdan temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra belirli bir rakam ayırıp işte otomotive, konuta, beyaz eşyaya, kahverengi eşyaya, efendim buna işte yatırıma dönebilecek ya da işte evimizin temel ihtiyaçlarına dönük, işte çelik eşyaya dönük tüketimlerini yapamadığımız için bu işte iştigal eden firmalar mevcut müşteriye daha fazla yük getiriyorlar. Yani müşteri sayısı düşüyor ama firmanın ihtiyaçları ya da giderleri değişmediği için mevcut müşteriyle mevcut ihtiyacını karşılayabilmek için ürünlerine sürekli zam yapıyor. Halbuki siz tüketimi tabana yayarsanız, yani tüketici sayısını arttırırsanız bu sefer piyasada rekabet oluşturursunuz. Bir. İki, firmalar müşteri bulabildikleri için mevcut ihtiyaçlarındaki hani giderlerini daha fazla müşteriye yayabilirler. Yani 100 müşteriden karşılayabildiği temel ihtiyaçlarını, firmasının giderlerini 150 müşteriye, 200 müşteriye yayarsa o da daha az zam yaparak piyasadaki enflasyon etkisini aşağı çeker. Olayı bu yönden maalesef birçok ekonomist okumuyor, birçok yorumcu olayı bu yönden yaklaşmıyor. Şimdi Türkiye'de işte temel sorumluluk her ne kadar iktidarda olsa da iktidardaki sorumluluğu biz burada şurada şunu da söylemek zorundayız ki
iktidardaki bu sorumluluğu muhalefet boşluğu da iktidarın sorumluluklarını yerine getirmesine müsaade etmiyor, engelliyor. Yani nasıl ki, yani ne demek istiyorum muhalefet iktidarı engelliyor derken? Şimdi iktidar 22 yıldır AK Parti iktidarı tek başına iş başında, 22 yıldır da CHP ana muhalefeti tek başına ana muhalefette. Ve bugüne kadar iktidarı zorlayacak, iktidara böyle bir baskı oluşturabilecek bir politika üretemediği için iktidar mevcut politikalarıyla kendi iktidar gücünü korumaya devam ediyor. Bu da iktidara şöyle bir konfor alanı oluşturuyor. Ya öyle ya da böyle işi götürüyoruz. Yani bir şekilde işler yürüyor. Ortada da bir baskılayıcı, zorlayıcı. Mesela bak EYT meselesi böyle bir meseleydi. EYT'liler meydanlara indiler. İktidarı zorladılar. Ve muhalefet de orada EYT'lilere sahip çıkar gibi oldu. Dedi ki biz iktidara gelirsek EYT'yi hemen çıkartacağız. Ne yaptı? İktidar hemen EYT'yi devreye soktu. Muhalefet aslında burada, bu noktalarda iktidarı baskılayabilecek bir tehdit unsuru oluşturabilmeli. Yani bak sen yapmıyorsan ben yaparım. Sen yapmayacaksan, yapamazsan halk beni seçer ve ben de halka istediğini veririm korkusunu, o baskıyı oluşturursa bu sefer iktidar muhalefetin iktidardan gitme korkusuyla birlikte muhalefeti muhalefette tutabilmek için üstüne düşen vazifeyi, sorumlulukları daha fazla yerine getirir. Türkiye'de çok uzun süredir, yani 22 yıllık bu süreci konuşuyoruz. 22 yıl kısa bir süre değil. Bir insan nesli 25 yılda değiştiğine göre hemen hemen 25 yıllık o insan nesli bir nesil AK Parti iktidarında doğdu, büyüdü, askere gitti, geldi. Şimdi evlenecek yaşa geldi. Evet. Bu süreç içerisinde maalesef muhalefet Türkiye'de siyasi denklem içerisinde çok büyük bir boşluk oluşturdu. En son genel seçimlerde bu boşluk artık iyice oturdu. Görüyoruz ki Türkiye'de bu muhalefet boşluğunu şu anda doldurmaya çalışan bazı isimler var. Bunlardan bir tanesi de Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın son günlerdeki açıklamalarından ben öyle bir hani izlenim alıyorum diye artık bu fotoğrafı çok net olarak görüyorum. Mansur Yavaş iktidarın hem sorunlarını tespit ediyor hem de muhalefetin eksiklerini de görerek şu anda bu süreçte bir yola çıkmış gibi duruyor. Bu da demokrasi adına sevindirici bir durum çünkü demokrasilerde rekabet çok önemlidir. Demokrasilerde farklı sesler çok önemlidir. Bugün muhalefet iktidarı ancak el yükseltiyorum diyerek farklı bir ses oluşturmaya çalışıyor. İktidar bir şey yaptığında iktidarı destekleyerek, hatırlayalım Özgür Özel ilk yerel seçim zaferini ilan eder etmez ilk cümlesi şu oldu: ben seçim istemeyeceğim dedi. Ve hemen koşa koşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturarak onunla birlikte normalleşme fotoğrafları verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Özgür Özel'in bu tavrını, bu yaklaşımlarını görerek bir rahatladı. Dedi ki oh çok şükür muhalefet yerelde iktidar olmuş olabilir, yerelde birinci parti olmuş olabilir ama muhalefetin başındaki lider bu koltukta bir genel başkanlık yapıyor ama bir liderlik yapamıyor. Bak geldi hemen bana. İşte erken seçim istemiyorum dedi. Sonra bu baskının üzerine Özgür Özel çıktı, dedi ki 2,5. yılda bir seçim yapalım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha karşımıza çıksın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada seçimde yenelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha rahatladı. Aa dedi Özgür Özel, yani ana muhalefet lideri, benim 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olmam için ön açıcı bir cümleyi kurdu dedi. Şimdi iktidar daha ne istesin ki? Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ne beklesin ki? Ortada öyle bir muhalefet var ki iktidar ne yaparsa yapsın. Yani şu asgari ücret meselesinde bile doğru düzgün bir ses çıkartıp iktidarı zorlayıcı bir tavır ortaya koyamıyor. Bunu sadece iktidar kanadı yapmıyor. Bunu sendikalarda iktidarı zorlayacak, sokakta bir ses getirecek bir açıklama yapamıyorlar. Yani işçiyi temsil eden sendika bile şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki eğer asgari ücreti bugünlerde konuşursak hemen işveren zam yapıyor, piyasalarda hareket oluyor, asgari ücreti konuşmayalım diyen bir işçi sendikası var. İşte DİSK'e bakıyorsunuz, DİSK'in yapmış olduğu açıklamada işte iki çalışanın bir yoksul etmesi gibi bir matematik ortaya koyuyorlar. Bunlar nasıl işçi temsilcisi, ben onu anlamış değilim. Yani bir işçi temsilcisi sigorta, bir sendika ortaya çıkıyor ve diyor ki
İşte asgari ücret öyle bir olmalı ki bir evde iki çalışan varsa iki çalışanın toplam geliri yoksulluk seviyesine ersin diyor. Ya senin işin ne? Yani senin işin ne? Senin amacın ne? Senin görevin ne? Senin bulunmuş olduğun pozisyonun dili ne olmalı? Söylevi ne olmalı? Çıkışı ne olmalı? Bu yani olmamalı. Bu olmamalı. Bu senin duruşun, senin pozisyonunun gereği, senin söylemen gereken söz şu. Bir asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı. Bunu söyleyemiyorlar ya. Bunu söyleyemeyen bir sendika var. Bunu hani görevde olmadığı halde, sorumluluk sahibi olmadığı halde iktidara dayatamayan, bunu söz olarak bile söyleyemeyen bir ana muhalefet var. Evet. Zaten diğer siyasi partiler, yani meclisteki siyasi partilere baktığımızda onların gündemleri bambaşka. Onlar iktidarın açmış olduğu algısal gündemlere kendilerini kaptırıyorlar, patinaj çekiyorlar. Bu konuda şu ana kadar farklı bir ses çıkartan, gerçekten asgari ücreti insanlık onuru seviyesinde dillendiren tek siyasi partide kabul etmek gerekir ki, ben bir televizyoncu, bir gazeteci olarak bunu takip ediyorum. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş ve kadrosunun asgari ücret seviyesinde, asgari ücreti işte yoksulluk sınırının üzerinde bir seviyede konuşuyorlar. Bu Profesör Doktor Haydar Başbey'in hatırlarsan ilk asgari ücreti 5000 lira olarak gündeme getirdiğinde asgari ücret 700-800 lira seviyelerindeydi. 900 liralar olur mu olmaz mılar konuşuluyordu. Haydar Başbey'in 5000 lira çıkışıyla birlikte bir asgari ücret gündemi açıldı ve 5000 lira olur mu sorusunu sokaktaki adam sormaya başlayınca asgari ücret 1500 lira, 1600 lira, ardından işte 1900'ler, 2200'ler falan gibi böyle yüksek seviyelere çıkmaya başladı. Zaten muhalefetin vazifesi, muhalefetin görevi budur. İktidarları zorlamaktır. Yine Ahmet Hamdi Bey konuşmasında hükümet asgari ücreti vermeyecek, niye hani bu konuda bu kadar hani elini ketum tutuyor dedi. Şimdi hükümet kanadında evet devlette çalışan asgari ücreti sayısı çok az. Yani özel sektörde çalışanların yanında rakamsal olarak yok denecek kadar ya da çok hesap çerçevesinde çok önemli bir yeri işgal etmiyorlar. Çok küçük sembolik bir asgari ücretli çalışan var ama günün sonunda asgari ücret bütün çalışma ücretlerini etkiliyor. Yani siz tavana öyle bir ücret koyuyorsunuz ki onun üzerine koyacağınız ücretler onun altında kalamaz. Yani memur maaşları onun altında kalamaz, diğer işçi maaşları onun altında kalamaz ve işte asker, polis, yani devlet kademesinde ne kadar çalışan işçisiyle, memuruyla kim varsa o maaş kademesinin altında kalamaz. Şimdi hükümetin tek yönetebildiği zaten konu maaşların belirlenmesi. Hükümet neyi yönetebiliyor? Asgari ücreti yönetebiliyor. Asgari ücreti belirleyebiliyor. Hükümet neyi yönetebiliyor? Emekli maaşlarını yönetebiliyor. Hükümet neyi yönetebiliyor? Memur maaşlarını yönetebiliyor. Buralarda karar alıyor ve uyguluyor. Ama hükümet neyi yönetemiyor? Ekonomide büyümeyi yönetemiyor. İşsizliği yönetemiyor. Efendim dış borcu yönetemiyor. Cari açığı yönetemiyor. Çünkü oralarda yapması gereken makro hareketleri yapabilecek bir politikası yok. Yani orada biz bir yasal engele takılmıyoruz. Orada bir şahıs engeline de takılmıyoruz. Orada ülke olarak takıldığımız şey iktidarın uyguladığı mevcut ekonomi politikaları. Bak şu kadar ekonomi bakanı değişti. Merkez Bankası başkanları değişti. İşte Cumhurbaşkanı yardımcıları içerisinde ekonomiyle ilgilenen bir sürü isimler var. Bu kadar insanın ekonomiden sorumlu ya da ekonomiyle bağlantılı olduğu bir ortamda ekonomi en önemli sorunu çözemiyor. Bu kadar yani ekonomideki en önemli sorun çözülemiyor. Nedir? İşsizlik ve büyüme. Bu ikisi çözülemediği için de bu sefer ne oluyor? Yönetilebilen alana tamamen enerji aktarılıyor. Maaşlar, emekli maaşları ve memur maaşları üzerinde bir tabiri caizse sistemsel denge oluşturulmaya çalışılıyor. Bu dengenin adı da şudur. Hani şu anda asgari ücret üzerinde oluşturulmaya çalışılan dengenin adı da şudur. Türkiye'nin iş gücünü ucuzlatmak. Türkiye'nin iş gücünü, iş gücü maliyetini ucuzlatalım ki ihracat yapan şirketler yabancı diğer ülkelerin firmalarıyla rekabet edebilsin. Yani Almanya'ya diyelim ki blue jean satacak bir tekstil firması, Mısır'daki tekstil firmasıyla rekabet edebilmek için işçilik maliyetleri üzerinden bir fiyatlandırma yapabiliyor. Ya da işte diyelim ki otomotiv sektöründe bir yatırımcıyı çekeceksek biz ülkemize, diyoruz ki bak bizde işçilik ucuz.
Bak 17 bin lira asgari ücret. 17 bin lira verdiği zaman Türkiye'deki herkesi işe alma hakkın oluyor. Gel yatırımını Türkiye yap diyoruz. Yani biz dış dünyaya, ülkemize yatırım yapabilecek ya da ülkemizin işte sanayicisini ihracata teşvik edebilecek, ihracata attırabilecek tek gücümüz iş gücünün ucuz olması. Burada biz rekabet oluşturmaya çalışıyoruz. Bu rekabet bize bir şey kazandırmıyor, bizi büyütmüyor. Bizi bir üst lige taşımıyor. Bak bugün hani birkaç kere daha ben Meltem TV'de işte hem haftanın sohbetinde hem parantezde bu örneği verdim. Siz bir kalemi üretirken kullandığınız materyalin size maliyeti 10 liraysa siz bir kalemi 20 liraya satabilirsiniz. Ama bir İtalyan firması buna bir tasarım yapıyor. Aynı kalemi tasarım farkıyla, marka farkıyla, pazarlama gücüyle 150 liraya satıyor. İşte o aradaki katma değeri biz üretemediğimiz için sürekli işçilik maliyetleriyle, işte efendim birçok sektörde montaj sanayisiyle birlikte yürümeye çalıştığımız için bu sefer biz katma değer üreten değil, işçilik üreten bir sanayi, işçilik üreten bir endüstriyle yürümeye çalışıyoruz. Bu noktada son sözü de şöyle söylemiş olayım. Tabloya daha hani netlik kazandırmak adına bugün Türkiye'deki vergisel anlamda da maaşların düşük olması devletin aldığı vergi oranlarını da düşürüyor. Bu sefer hükümet ne yapıyor? Hani ben diyelim ki 100 bin lira maaş alsam 100 bin lira üzerinden vergi ödeyeceğim. Ama asgari ücret işte 17 bin lira olduğu için 17 bin lira üzerinden vergi ödüyor vatandaşlar. Halbuki siz asgari ücreti arttırdığınızda hükümetin almış olduğu vergi oranları da artıyor. Ama bunu yapamadığı için, sistem buna müsaade etmediği için, kendi çarkları, sanayicinin çarkları, üreticinin çarkları, esnafın çarkları ancak bu maaş politikasıyla dönebildiği için bu sefer dolaylı vergilerle ne yapıyoruz? Sistemi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu sefer de o vergiler de vatandaşın sırtına yükleniyor. Yine biz çok kazanandan çok az kazanandan az değil, herkesten eşit vergiler dediğimiz katma değer vergileri, ÖTV'ler gibi dolaylı vergilerle sistemi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada da maaşlarımız düşük olduğu için tüketimden yani tüketim kabiliyetini yitirdiğimiz için o sahada da yeteri kadar tüketim yapamadığımız için yine hükümet toplaması gereken alabileceği vergileri toplayamadığı için sürekli bütçede de açık veriyor. Yani işin özeti şu. Ben çok kazanacağım ki çok tüketeceğim, çok tüketeceğim ki çok vergi ödeyeceğim. Ben çok vergi ödeyeceğim ki hükümetimin kasası da çok parayla dolacak. Yani aslında hani insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini, insanını zengin et ki devletin de zengin olsun diye dönüştürebiliriz. Çok teşekkürler Kerim Aktacır. Böylelikle bu söylemlerle de bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün daha çok ekonomi ağırlıklı gündemle alakalı hem çözüm önerilerini sıraladık hem de bakış açılarını sizlerle paylaştık. Tekrar buluşuncaya dek bir dahaki haftanın sohbetine kadar hoşça kalın.